Çavuşursan nasıl olur? Çay içsek iyi. Konya'daki... Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra zaten Türkiye ekonomisi her alanda küme düştü. Yani bazı göstergelere bakacak olursak dolar kurundaki artış %87 oldu. 28 aylık dönemde, yani bakanın görev süresini kastediyorum. Bu dönemde diğer ülkelerdeki, bize benzeyen ülkelerdeki dolar kuru artışları %20-25'i geçmedi. Muazzam bir enflasyona yol açtı bu. Yine bu 28 aylık dönemde %36 enflasyon oldu. Bu Sayın Bakan döneminde ortalama yıllık %14,5 enflasyon demek. Bu da AK Parti dönemindeki bütün bakanlar içindeki en kötü enflasyon performansı. Belki üzerinde yıllarca konuşulacak kısmı ise Merkez Bankası rezervleri. 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervi şeffaf olmayan bir şekilde arka kapı operasyonlarıyla piyasaya satıldı. Döviz kurunu baskılamak için ve başarıldı, olunamadı. Yine Sayın Bakan'ın 10 çeyreklik görevde kaldığı süre içerisinde Türkiye'nin reel büyümesi neredeyse sıfır olacak iyi ihtimalle. İşsizlik rakamlarına baktığımızda yine bu 28 aylık dönemde %19 olan geniş tanımlı işsizlik oranı %30'a çıktı, %29'a çıktı. Yine milli gelir olarak baktığımızda da Türkiye'de kişi başı milli gelir 10.500 dolardan 8.000, 8.200 dolara düşecek ki bu da yine bize benzeyen ülkeler içerisinde en büyük düşüş olacak. Yani tam bir başarısızlık sonucu itibariyle sonucundan sonra Sayın Bakan görevinden ayrıldı veya affını istedi. Şimdi tabii ki Türkiye çok ciddi bir ödemeler dengesi krizine doğru sürüklenmişti açıkçası son 2,5 senedir. Bence iktidarın hani bunu görmediğini ama hissettiğini ben düşünüyorum. Ortada bir fren var. Bu frenin sonucunda da olacak olan şu. Faizler zaten gayri resmi olarak arttırılmıştı. Yarın Merkez Bankası kararıyla resmi olarak da arttırılacak ve tüketici kredi faizleri %20'nin üzerine taşınacak Türkiye'de. Son 3 senenin en yüksek oranlarına gelecek. Bunun dışında Türkiye'de işsizlik daha da artacak. İşten çıkarma yasağı biter bitmez. Türkiye yüksek faize sanayicisi zaten yatırım yapmıyordu. Daha hiç yatırım yapmayacak. Ne olacak? Türkiye zaten sözde faize karşı olduğunu öne süren bu hükümet günde 200 bin kişinin asgari ücreti kadar faiz ödüyor şu anda. Bu 200 bin asgari ücret daha da artacak. Yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı bozukluğu daha da artarken aslında bütün bu acı reçeti, bütün faturayı millet ödeyecek. Ama burada aslında ironi şurada, acı reçete hasta olana verilir ama millet bütün yükümlülüklerini aslında yerine getirdi. Millet bu kadar yükümlülüğünü yerine getirmişken, elinden geleni yapmışken aslında tamamen bir kötü yönetim sebebiyle acı reçeteyi de içmek maalesef yine millete düşüyor. Burada çok ciddi anlamda bir başarısızlık var. Artık dediğim gibi bir ödemeler dengesi krizine yaklaşmakta olduğunu görünce bir geri dönüş var. Benim tahminim, bizim tahminimiz bunun 2-3 aylık bir zaman kazanmaya yeteceği, döviz kurunu biraz baskılayacağı çok yüksek faizle ama ciddi anlamda yurt dışından para getirenlere işte %18-20'ler civarında bir parayla faiz aktarımından başka bir işe yaramayacağı yönde. Çünkü yapısal olarak Türkiye hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmiş durumda değil. AK Parti'nin artık bu noktadan sonra gerek ekonomide gerek hukukta adaletli bir reform yapmasının bizce imkanı kalmamıştır. Bugün reform diye ortaya pazarlanmaya çalışan şeyler aslında Türkiye'nin 2005-2006 yılında, yani bundan 15 sene önce reform olarak piyasaya sunduğu şeylerden çok farklı değil ki. Bunlar çok temel meseleler. Mesela bir Merkez Bankası bağımsızlığı, kurumların kapsayıcılığı, işte mesela demokrasi anlamında insanların gösteri yürüyüşü yapabilmesi, anayasadan kaynaklanan haklarını kullanabilmesi, yargı bağımsızlığı. Bunlar aslında 1980'lerden itibaren üzerinde uzlaşılmış şeyler bütün dünyada. Ekonomide de ekonominin gerçekleri belli 1970'lerden, 80'lerden itibaren. Şimdi hani Cumhurbaşkanı'nın da söylediği aslında bütün dünyanın bundan 30-40 sene önce keşfettiği bazı temel değerlere dönme vaadinden başka bir şey değil. Ama zaten Türkiye bunların bir kısmını elde etmişken bunlardan koparan, Türkiye çok daha otoriter bir rejime sürükleyen zaten AK Parti ve bu yönetimdi. Dolayısıyla artık verilecek sözlerin herhangi bir değeri yok. Uygulamaları görmek lazım ama uygulamalarda da hani herhangi bir gelişme olmayacağını zaten son 2 gündeki gelişmelerle gördük. İşte bakın yine belediye başkanlarına açılan soruşturmalar, kanyon düzeninde devam etmesi, Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan tehditler aslında Türkiye'de yargı düzeninin veya otoriterlikten hiçbir uzaklaşmanın olmayacağını bize ilk sinyaller.